Arama ve Kurtarma Bilgisi 14. Bölüm Mevzuat. Arkadaşlar bu bölümde mevzuat kapsamında arkadaşlar ulusal yani Türkiye'deki mevzuatı ve uluslararası mevzuatı inceleyeceğiz genel bağlamda arkadaşlar. Öncelikle dünyadaki tarihsel gelişime bir bakalım. Afet yönetimi disiplini içinde bu durum değişmemiş. İnsanlık tarih boyunca yaşadığı afetlerden ders çıkarmış. Ve gerek bu afetlere daha etkin müdahaleyi gerekse bu afetlerin etkilerini nasıl azaltılabileceğini sürekli sorgulayarak yeni yöntemler geliştirmiştir. Tarihsel örnekler dönemsel gerekler içerisinde anlayış değişikliğindeki süreci göstermesi bakımından da önemlidir. Bu bağlamda 14. yüzyıl Avrupa'sının veba salgını yapılan gözlemler doğrultusunda tedavi tekniklerinin değişmesini, 17. yüzyıl Büyük Londra yangını ise inşaat tekniklerinin değişmesini, daha önce ahşap olarak inşa edilen evlerin yangından sonraki dönemde briket ve taş malzemelerle inşa edilmesini sağlamıştır. Arama ve kurtarmada afet yönetiminin ilk adımları pasif korunma kavramı altında 1. Dünya Savaşı sonrası dönemde atılmaya başlamıştır. Bugün ifade edilen modern ve bütünleşik afet yönetimi doğuran kavram ise 2. Dünya Savaşı sonrasında geniş ve sistematik bir biçimde uygulama alanı bulan sivil savunmadır. Görüldüğü üzere binlerce yıl insan deneyimini aslında günümüzün modern arama ve kurtarma yani afet yönetiminin 4 ana aşamasında bir noktada simgeler niteliktedir. 90'lı yıllar uluslararası kuruluşların daha etkin müdahil olmaya başlamalarıyla afet yönetimi anlayışının dolayısıyla arama ve kurtarmanın dünyada değişmeye başladığı yıllardır. Soğuk Savaş'ın sona ermesi hem de dünyada yaşanan afetlerin sayısında ve etkilerindeki artış birçok devletin dikkatini bu alana daha fazla kaydırmasına sebep olmuştur. Birleşmiş Milletler 90'ları özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki afet zararlarının azaltılabilmesi için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi amacını taşıyan Uluslararası Doğal Afet Zararının Azaltılması 10 yıl olarak ilan etmiştir. Bu amaçla bu 10 yıl misyonu üye ülkelerdeki doğal afetlerin önlenmesi veya etkilerinin azaltılabilmesi için kapasite geliştirilmesiyle mevcut bilim ve teknolojinin afet zararlarının azaltılması faaliyetlerine uygulanabilmesi için rehber oluşturulması olarak belirlenmiştir. Bu misyona yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği 1994 Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Konferansı'nda yani Yokohama, Japonya şehrinde yapılmış. Burada ise üye ülkeler daha güvenli bir dünya için Yokohama stratejisi ve eylem planı oluşturmuşlardır. Yokohama stratejisi ve eylem planının ardından 2005 yılında Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen ikinci afetlerin azaltılması dünya konferansında 2005 ile 2015 yılları arasında afetlerin neden olduğu zararların azaltılmasına amaçlayan Hyogo Eylem Planı, HİÇEP yani hazırlanmış ve Birleşmiş Milletler'e üye 168 ülke tarafından benimsenmiştir. Afet risklerinin azaltılması için bir eylem planı niteliği taşıyan HİÇEP, 3 stratejik hedef ve 5 öncelikli eylem planından oluşmaktadır. Stratejik hedeflere afet risklerinin azaltılmasını sürdürülebilir kalkınma planı ve politikalarına bütünleştirilmesi, afetlere karşı bilincin ve duyarlılığını oluşturması için kurumların, mekanizmaların ve kapasitelerin geliştirmesi ve mevcutlarının güçlendirilmesi ve afet risklerinin azaltılması yaklaşımının acil duruma hazırlık, müdahale ve iyileştirme programlarına sistematik olarak katılımı şeklindedir. Türkiye'deki tarihsel gelişim, 1944 öncesi dönem doğal afetler ve özellikle depremlerden etkilenen insanlara yardım etmek yani arama ve kurtarma geleneği çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır. Bu konudaki ilk yazılı örnek 14 Eylül 1509 tarihinde meydana gelen İstanbul depremi ile ilgilidir. 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Yapı ve Yolları Kanunu ile belediyelere yerleşme ve yapılaşmalarla ilgili denetim göreviyle ihtiyaç sahipleri için konut inşa ettirmek görevi de verilmiştir. 1933 yılında yürürlüğe giren 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yolları Kanunu ile de Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri uygulanmakta olan Emniye Kanunu 4 ve 5. maddesi dışında tamamen değiştirilmiş ve şehirlerin imar planlarının hazırlanması, yeni yapılacak yapılar, yollar, ruhsat alınması, fenni mesuliyet, yapı denetimi konularında çağın şehircilik anlayışına uygun olarak yeni esaslar getirilmiştir. 17 Ocak 1940 tarihinde 3773 sayılı Erzincan'da ve Erzincan depreminde müteessir olan mıntıkalarda zarar görenlere yapılacak yapılar hakkında kanun çıkarılmıştır. 1941 ile 42 ve 43 yılları içerisinde ülkemizin birçok yöresinde yoğun su baskınlarının yaşanması üzerine 14 Ocak 1943 yılında 4373 sayılı taşkın sulara ve su baskınlara karşı korunma adı altında yeni bir kanun çıkarılmıştır. 1944 ile 58 arası dönemde 18 Temmuz 1944 tarihinde 4623 sayılı yer sarsıntılarından evvel ve sonra alınacak tedbirler hakkında kanun çıkarılmış. Daha sonra 1955 yılında
Bu büro DSEYA, yani deprem, seylap, yangın şubesi haline getirilmiş ve doğal afet zararlarının azaltılması çalışmaları bu şube tarafından yürütülmeye başlanmış. 1950'li yılların ortalarından itibaren gittikçe yoğunlaşan sanayileşme, göç ve şehirleşme hareketleri şehirlerimizde olumsuz gelişmelere yol açmış ve 1933 yılında çıkarılmış olan Belediye Yapı ve Yollar Kanunu yerleşme ve yapılaşmanın denetimi açısından yetersiz kalmaya başlamıştır. Bunun üzerine 1956 yılında zamanına göre hayli ileri sayılan 67-85 sayılı imar kanunu çıkarılmıştır. 1958 sonrası dönemde 1958 yılı ve sonrası ülkemizde doğal afet zararlarının azaltılması çalışmaları açısından önemli politika değişiklikleri yaşandı ve uluslararası alandaki yeni gelişmelere paralel olarak önemli gelişmelerin sağlandığı yıllar olmuştur. Özellikle ana görevi afetlerden önce ve sonra gerekli tedbirleri almak, ülkenin bölge, şehir ve köylerin planlanmasını yapmak, kont ve iskan sorununu çözmek, ülkedeki yapı malzemenin geliştirilmesi ve standartlarını hazırlamak olan İmar ve İskan Bakanlığı'nın Mayıs 1958 yılında 7116 sayılı kanunun kurulması ve bu kanunlarla ilgili görevleri Bayındırlık Bakanlığı'nın devralması çok olumlu bir gelişme olmuştur. 15.5.1956 tarihinde çeşitli değişikliklerle bugün hala yürürlükte olan 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun çıkarılmıştır. Doğal afet zararının azaltılması amacıyla Cumhuriyet döneminde çıkarılmış bulunan tüm kanunları tek bir kanun halinde toplayan ve afet zararının azaltılabilmesi için afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar açıklayan bu kanunun en önemli özelliği, o güne kadar afet sonrasında yapılması gereken genel bütçeden fevkalade tahsisat adı altında kanunlarla ek ödenekler ve her afet olayı için ayrı bir yardım kanunu çıkarılmasını önlemiş ve bu amaç için genel bütçe dışında bir afetler fonu oluşturulmasını öngörmüş olmasıdır. 1968 ile 71 yıllar arasında sırasıyla 1968 yılında Amasra Bartın, 1969 yılında Demirci ve Alaşehir, 1970 yılında Gediz, 1971 yılında 15 gün arayla Burdur ve Bingöl depremlerinin meydana gelmesi ve bu depremler nedeniyle 27 bin yapının yıkılması veya ağır hasar görmesi üzerine zaten gelirleri açısından yetersiz hale gelmiş olan Afetler Fonu'na yeni gelir imkanları aranmış ve 1972 yılında 15.71 sayılı bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hasılatın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda açılacak bir deprem fonu hesabında toplanmasına dair kanun çıkarılmış. Böylece münhasıran deprem afetlerinin zararlarını karşılamak üzere ayrı bir deprem fonu oluşturulmuştur. 7269 sayılı kanunun zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yeni gelir kaynakları aranması yönlerinden 1981 yılında 24.79 sayılı kanuna, 1985 yılında 31.77 sayılı kanuna ve son olarak da 1995 yılında 41.33 sayılı kanuna bazı maddeleri değiştirilmiş veya bazı maddeler eklenmiştir. 28.8.1992 tarihinde 38.38 sayılı Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli illerinde vuku bulan deprem afetiyle Şırnak ve Çukurca'da meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin hizmetlerin yürütülmesi hakkında kanun çıkarılmış. 23.07.1995 tarihinde 41.23 sayılı tabi afet nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin hizmetlerin yürütülmesine dair kanun çıkarılmış. 27.08.1999 tarih ve 44.52 sayılı doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler ve doğal afetler nedeniyle doğan zararların giderilmesi için yapılacak düzenlemeler hakkında yetki yasası çıkarılmıştır. Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü 583 sayılı kanun hükmünde kararnameyle Türkiye Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak kurulmuş. 600 sayılı kanun hükmünde kararnameyle Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülmüş. Genel müdür, bir genel müdür, 4 genel müdür yardımcısıyla daire başkanlığı kadroları ihdas edilmiştir. 21 Mart 2000 tarih ve 2009 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle Ulusal Deprem Konseyi'nin kurulması öngörülmüş. Depremle ilgili güncel konularda bilimsel tartışmalar sonunda uzlaşma sonuçlarının kamuoyuna duyurulması amaçlanmaktadır. 8'i yer bilimci, 8'i inşaat mühendisi, 4'ü diğer alanlardan mesela mimarlık, kent planlaması, sosyal bilimler, tıp, çevre mühendisliği gibi bu alanlardan olmak üzere 20 uzmandan oluşmaktadır. Bağımsız olarak görev yapmaktadır. Dünyadaki kurum ve kuruluşlar. Uluslararası Sivil Savunma Örgütü, Merkezi Cenevre'de bulunan örgütün genelde Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerinden oluşan 46 üyesi bulunmaktadır. Rusya, Çin ve Filipinler'de örgütün üyesidir. Rusya, Çin ve Filipinler. Uluslararası Sivil Savunma Organizasyonu, ulusal sivil savunma yapılarını himaye eden bir organizasyondur. Bu yapılar genellikle sivil korunma, sivil savunma ve acil vaka yönetimi olarak bilinir. Uluslararası Sivil Savunma Örgütü bu yapılar aralarında işbirliği ve karşılıklı
karşılıklı sağlamak amacıyla birleştirir. Daha sonra örgüt doğal veya insan yapımı afetlerin önlenmesi, hazır bulunma veya müdahale boyutlarını kapsayan sivil savunma alanında devletler arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacıyla 2000 yılında sivil savunma ile ilgili çevre anlaşması yayınlamıştır. Uluslararası Arama Kurtarma Dayanışma Grubu, kısaca INSARAK, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında yer alan gayri resmi dünya çapında bir ağdır. INSARAK 1991'de 1988 Ermenistan depremine müdahale eden uluslararası arama kurtarma takımlarının ilk adımı takip edilerek kurulmuştur. Uluslararası Kentsel Arama ve Kurtarma Derneği desteği altında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararında temellerini oluşturmaktadır. INSARAK esasları aynı zamanda desteği alan ülkenin sorumluluklarını da belirlemektedir. Uluslararası SAR ekipleri, yani arama kurtarma ekipleri için göç ve gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması ve ekiplere ulaşım, harita çevirmen, içme suyu, benzin ve sıkılaştırılmış gaz gibi gerekli imkanların sağlanması için INSARAK 3 bölgesi grup olarak organize olmuştur. Bunlar Afrika, Avrupa, Asya, Pasifik ve Amerika şeklinde INSARAK'ın yönetim birimi bir yürütme kuruludur. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi. Afetlere uluslararası yardım ve destek sağlanmasını koordine etmek Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin görevidir. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi uluslararası afet yardımlarını koordinasyon görevi 1971 yılındaki Birleşmiş Milletler Genel Temsilcisi kararı 2816 yani 16'ına dayanmaktadır. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi uluslararası yardım ve müdahale faaliyetlerini 3 seviyede koordine eder. Birincisi müdahale ve yardımda bulunan ülke ve örgütler arasında uluslararası seviyede. İkincisi afetten etkilenen ülkenin başkentinde ülke seviyesinde. Ve üçüncüsü afet bölgesinde bu koordinasyonu etkin bir şekilde yapabilmek için Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi bir takım araçlar geliştirmiştir. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi merkezi İsviçre'nin Ceneve şehrinde bulunan özel ve bağımsız bir insani yardım örgütüdür. 1863 yılında kurulmuş olan Uluslararası Kızılhaç Komitesi faaliyetlerini Uluslararası İnsani Yardım Kanunu maddelerine dayandırır. Siyaset, din ve ideoloji alanlarında tarafsızdır. Bugün 178 kurumsal üyesi, 97,5 milyon bireysel üye ve gönüllüsü, yerel programlarda görev yapan 295 bin çalışanı ile Federasyon gerçek bir küresel varlık olarak mevcudiyetini sürdürmektedir. Uluslararası Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu yani gönüllü hizmet, birlik yani teklik ve evrenselliktir. Türkiye'deki kurum ve kuruluşlara bakalım şimdi, dünyayı inceledik. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 1958 yılı ve sonrasında doğal afet zararının azaltılması çalışmaları açısından önemli politika değişiklikleri yaşanmıştır ve uluslararası alandaki yeni gelişmelere paralellik sağlanmıştır. Sivil savunma yasa tasarısı 9 Haziran 1958 yılında kabul edilerek 28 Şubat 1959'da yürürlüğe girmiştir. Sivil savunma teşkilatının kurulması, donatımı, eğitimi ve yönetimi için 71-26 sayılı kanun gereğince Sivil Savunma Genel Müdürlüğü teşkil edilmiştir. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında sivil savunma uzmanlıkları ile İl ve ilçelerde sivil savunma müdürlükleri vasıtasıyla bu hizmetleri 17 Aralık 2009 tarihine kadar yürütmüştür. Kızılay Genel Müdürlüğü 11 Haziran 1868 tarihinde Mecruhin ve Madarayı Askeriye İmdat ve Muavenet Cemiyeti adıyla kurulmuş. 14 Nisan 1877'de Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti, 1923'te Cumhuriyet'in il yanından sonra Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti, 1935'le Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 1947'de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Kızılay, tüzel kişiliğe sahip ve özel hukuk hükümlerine tabi bir kurumdur. Uluslararası Kızılaç temel ilkelerimiz, insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu yani niteliği yani gönüllülük, birlik ve evrensellik ilkelerine bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Kızılay'ın görevleri bu ilkeler çerçevesinde ve 72-69 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanuna istinaden hazırlanan 88-12.777 sayılı afetlere ilişkin acil yardım teşkilatı ve planlama esaslarına dair yönetmelik hükümlerince belirlenmiştir. Buna göre başlıca görevleri acil barınma, acil beslenme, acil yardım desteği, kan ve kan ürünleri, kısmi acil sağlık ve psikososyal destek konularında faaliyet göstermektedir. İtfaiye Teşkilatı, İtfaiye Teşkilatı'nın yangında mücadele çalışmalarında temel prensipler hayat kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumaktır.
Yangınla mücadelenin yolları önlemek, korunmak, kurtarmak, malların korunması ve yangının kontrolüdür. Daha sonra yangını söndürmek, ortamı havalandırmak, çevrenin bakımı ve onarımı gelmektedir. Arama ve kurtarma önceliklidir. Bu görevlerin yanında her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma gibi teknik kurtarma gerektiren olaylara da müdahale edilmektedir. Arazide, su üstü ve su altında arama ve kurtarma çalışmaları yapmakta ve gerektiğinde ilk yardım hizmeti verilmektedir. İtfaiye personeli 24 ila 48 ilkesine bağlı olarak 24 saat tam gün çalışıp 2 gün dinlenmektedirler. 24-48 ilkesine yani 24 saat çalışıp 2 gün dinleniyor. Bu şekilde çalışıyorlar vardiya şeklinde. Bu nedenle 3 vardiya olarak çalışmaktadırlar. İtfaiye teşkilatı çalışanlarına eğitim, afet ve acil durum eğitim merkezi tarafından verilmektedir. İtfaiyeler ülkemizde bildiğiniz gibi teşkilatları belediyeler bünyesinde yani merkezi bir birimden değil de her belediyenin kendi itfaiye teşkilatı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri afet ve acil durumlarda ilk yardım ve tedavi hizmetlerinin hızlı, etkili ve ihtiyaca yanıt verecek şekilde yürütülmesini sağlamak, çevre ve toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve aşılama hizmetlerini yürütmek, tıbbi malzeme, ilaç, kan gibi ihtiyaçların zamanında karşılanmasını ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak, afette kimsesiz kalan, korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların, engellilerin ve yaşlıların bakımlarını sağlamakla görevlendirilmiştir. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri yani UMKE. UMKE her ilde gönüllülük esasına göre sağlık personelinin katıldığı medikal timlerden oluşur. Sadece sağlıkçılardan oluşuyor yani. Her medikal timde 2 doktor ve 2 sağlık personeli görev almaktadır. Afet ve acil durumlarında diğer arama ve kurtarma ekipleriyle koordineli çalışmaktadır bu. Ekip, afet bölgesinde organize olarak yaralılara hızlı ve güvenli bir şekilde tıbbi hizmet vermekle ve nakilleri sağlamaktadır arkadaşlar. Mahalle Afet Gönüllüleri, MAK. Mahalle seviyesinde arama ve kurtarma görevi icra edebilecek gönüllülerden oluşturulmaktadır. Kocaeli, Yalova, İstanbul ve İzmir illerinde yapılanma devam etmektedir. Bir afet ve acil durum anında afetzedelere ilk ulaşan yardım çoğunlukla aynı bölgede yaşayan vatandaşlardan oluşmaktadır. MAK sistemi ile mahallenin imkan ve kapasitelerini artırmak amaçlanmıştır. 18 ila 55 yaşlar arasındaki sağlık problemi bulunmayan gönüllü mahalle sakinleri 34 saatlik bir eğitim programı sonrasında MAK olabilmektedir. MAK'ı 6 ila 10 kişilik ekiplere bölünerek her ekibin bir lideri seçilmektedir. Mahalle afet gönüllüleri eğitimlerde ve bir afet anında mahalle afet destek merkezinde toplanmakta ve ekipmanlarını burada bulundurmaktadır. Bu merkez en yakın kriz merkezi ile telsiz bağlantısı kurabilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri mevcut hiyerarşik yapısı ve eğitimli personel ile bütün birliklerin ihtiyaç halinde her türlü arama ve kurtarma faaliyetlerini etkin ve koordineli bir şekilde kullanabilecek imkan ve kabiliyete sahiptir. Ayrıca her türlü arama ve kurtarma ekiplerine malzemeleri ve araçlarıyla donatılmış özel arama ve kurtarma birlikleri de bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde profesyonel olarak bulunan arama kurtarma ekipleri, doğal afetler, arama kurtarma tabur komutanlığı, DAK kısaca ve jandarma arama ve kurtarma timleridir yani JAK. Emniyet Genel Müdürlüğü, afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma çalışmalarında çok bölgenin emniyeti alınması, asayişi sağlanması, enkaz alanlarında yağmanın önlenmesi, arama ve kurtarma personellerinin güvenliklerini sağlanması, afet bölgesine ulaşımı kolaylaştıracak trafik önlemlerinin alınması, önemli devlet dairelerinin ve arşivlerin korunması, tarihi ve kültürel alanların korunması gibi görevleri üstlenmektedir. Ayrıca son zamanlarda Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde de şey oluşturulmuştur arkadaşlar. Polis arama ve kurtarma birlik timleri arkadaşlar. Yani kısaca PAK. Özel arama ve kurtarma ekipleri. Türkiye'de faaliyet gösteren ve İnsarak arama ve kurtarma dizinine kayıtlı olan özel arama ve kurtarma ekipleri henüz sertifikasyon almamıştır. Kayıtlı ekipler şunlardır. Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Arama Kurtarma Derneği, İstanbul Üniversitesi Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Timi, Gölcük Arama ve Kurtarma Derneği, Yeni Yüksektepe GEA Arama ve Kurtarma Timi, Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği, Refleks Arama ve Kurtarma Derneği, Türkcan Kurtarma Derneği, Medikal Arama Kurtarma Derneği, 911 Arama Kurtarma Derneği, Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği, Can Arama Kurtarma Derneği, Anadolu Telsizcilik ve Arama Kurtarma Derneği şeklinde arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki yasal mevzuata bakalım son olarak da. Türkiye'de ve ülkemizde arama ve kurtarmayı ilgilendiren birçok yasal mevzuat bulunmaktadır. Uluslararası Denizcilik Arama ve Kurtarma Sözleşmesi ve Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi şu anda yürürlükte olan sözleşmelerdir. Türkiye'de de afet acil durum ve arama ve kurtarma ile ilgili birçok mevzuat bulunmaktadır.
Bu bağlamda kanunlar 5902 sayılı acil afet ve acil durum yönetimi başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun, 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun, 4123 sayılı tabii afet nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin hizmetlerin yürütülmesine dair kanun, 7126 sayılı sivil savunma kanunu, 6305 sayılı afet sigortaları kanunu, 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun, 4539 sayılı doğal afet bölgelerinde afetten kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümüne ve bazı işlemlerin kolaylaştırılmasına ilişkin kanun hükmünde kararnamenin kabulü hakkında kanun. Yönetmelikler ise Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Araştırma Etüt Proje ve Proje Yaptırma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Afetlerin Genel Hayatı Etkinliğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik, Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik, Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak indirimler Hakkında Yönetmelik, afetler sebebiyle edinilen bina, arsa ve arazilerden arta kalanın değerlendirilmesine dair yönetmelik, sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ve ekiplerinin kuruluşu, görevlere, çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik, geçici koruma yönetmeliği, iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik, 112 acil çağrı merkezleri kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliği şeklinde arkadaşlar. Bakanlar Kurulu kararları, Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun kuruluş, görev ve çalışma esasları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3. maddesinin B bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esaslar, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile benzeri eğitim etkinliklerinde ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususların tespit edilen ilişkin kararlar şeklinde. Diğer düzenleyici işlemler ise insani yardım harcamaları yönergesi, geçici koruma altındaki yabancılara ilişkin hizmetler yürütülmesi hakkında 2014'de 4 sayılı genelge arkadaşlar. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.